Sen haratma bilan aytib qo'ying. Yo'q, qonuniy hujjat ko'rsatsin, bo'ldi deb. Qonuniy hujjat bor. Chunki men fuqaroman, tushunyapsiz. Ijobiy xat olyapman 28 fevral 2017 yilda. Men fuqaro bo'lsang, o'zingni ishingni qilib ol. Ha, bo'ldi, men fuqaroman. Bildingmi? Davay, baqirma. Ha, qaror bor. Hujjat ko'rsatish kerak. Qaror noqonuniy, qaror qalbaki. Men sizlar to'g'ridan qochma, o'zimni kameraga olyapman. Qaroringiz qalbaki, prokuratura ham ko'rib chiqdi. Men davlat obyektini kechiktirishga sen sababchi bo'lyapsan. Men kechiktirayotganim yo'q. Sen kechiktiryapsan. Mana qonun doirasi. Mana ani bilan. Nimaga asos bo'ladi? Noqonuniy uzma, bular hujjat yo'q. Hujjatni ko'rsatsin, buzaversin. Hujjati bor. Ko'rsatsin. Hammasining hujjati bor. Ba'zi hodisa tufayli shu yerda yiqilib tan jarohati oldi. Tan jarohati oldi. Ha, yo'l berish kerak. Ha, basseyn o'zi basseyn joy qurishga uchun tadbirkorni qo'natish kerak emas, chunki prezident qilmay qo'ygan tadbirkorni. Ha, sen tadbirkor emassan, sen kechirasiz, kechirasiz, men soliqlarni to'layapman, kak salojni. Siz daraxtlarni olib ketyapsan, masalan, noqonuniy. Bu Zufarovni anusiga prokuraturaga ikkita qalbaki qaror bo'yicha beryapman. Bu bir. Men haqim o'tirib o'tiribman. Mana odam, mana siz qonun tushunasiz, mana bilasiz. Mana odam buzyapti. Bu kim edi? Balkim bu o'g'ridir, bilmaymiz. Hujjat ko'rsatish kerakmi? Tezligingiz yetmaydi. O'zidan o'zi tashlanyapti, tavba qildim. Ya'ni shu 6 dan ertaroq meni chiqarish uchun kimlardir telefon qildilar, bir chiqmasangiz bo'lmaydi degan gaplar bilan menga xolatlar bo'ldi, buni ham kerak bo'lsa o'z isboti va qaysi nomerdan chiqqanligini men bemalol isbotga bera olaman. Xon mamlakatiga, xon dunyosiga bir haliga harom ish qilyapsan sen. Kechirasiz, joyida qilinsin, xo'pmi? Haromni sizlar qilyapsizlar. Qani hujjat, mana ko'rsating. Senganimi? Ko'rsating. Men fuqaroman, men jo'na shosh huquqim bor meni. Nima deyapsiz? Konstitutsion huquqim bor. Yo'q desangiz aytding. O'zingiz esa tashanasiz, xuddi menga kuchingiz yetayotganda. Sizga o'xshagan bobaylarni shu olib borib olib kelaman. Kamera bor, kamera. Boba hokim bobajon, kamera bor. Nima? Kamera bor. Ha, bor kamera. Shu kamerani tashlayapsiz. Uralasizmi? Sen urmoqchi. Tezligingiz yetmaydi, tezligingiz. Assalomu alaykum, hurmatli Shogat Muramanovich. Milliy xavfsizlik xizmati rais, bosh prokuratura, bosh prokuror, ichki ishlar vaziri davlat raqobat qo'mitasi boshlig'i va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasi boshlig'i. Men bir murojaat qilmoqchiman. Murojaatim qisqacha mazmuni shundan iborat. 2006 yilda prezidentimiz tadbirkorlar qo'llab-quvvatlaganidan ruhlanib, bir Ishqan tumanida bo'lgan bo'sh turgan davlat obyektlarini tadbirkorlik qilish maqsadida fuqaro sifatida ijaraga olishni so'rab 2016 yil prezident qarorgohiga qabulxonasiga murojaat qilganman. Shu murojaatim Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan o'rganib chiqildi va 2016-22 oktyabr kuni shu Davlat qo'mitasi tomonidan Madaniyat va sport ishlari vazirligi balansida bo'lgan Ishton shahar Ishton ko'chasi 15-uy manzilida joylashgan sobiq bolalar poliklinikasi binosi uch tomonlama shartnomaga asosan, binosini uch tomonlama shartnomaga asosan men davlat mulkini ijaraga berish unita korxonasi va Madaniyat va sport ishlari vazirligi Ishton tomon bo'lim o'rtasida shartnoma bilan ijaraga oldim va bu binoni qariyb 2.5 oy davomida o'z shaxsiy hisobimdan remont qildim. 2017 yilgi yanvar oylarida hokimiyat vakillaridan keldi, bu joyda sen remont qilma, bir buziladi degan gapni aytishdi. Undan keyin men Ishton tomon madaniyat bo'limiga bordim. Bu haqida hech qanday ko'rsatma yo'qchasi yo'qligini bildi va hech qanday e'tiroz yo'qligini ham ular aytdi. Shu orada keyin men shu davlat mulkini ijaraga berish markaziga bordim va bo'lgan holat bo'yicha hokim shu binoni buzmoqchi ekanligini va o'rnidan aytishi bo'yicha basseyn qurmoqchi bo'lganligini ularga yetkazdim. Ular bu binoni buzib bo'lmaydi, sababi 2016 yil 12 dekabr mazkur bino yorug'li deb GASIN tashkiloti tomonidan, ya'ni davlat mulklarini texnik holatini ekspertiza qilish qo'mitasi nima edi, tashkilot tomonidan yorug'li xulosasi berilganligi haqida xulosani menga berishdi. Keyin shu bilan buni buzilmay ekan deb yana o'zimni davom ettiraverdim. Bu orada tuman hokimiga ham 1-2 marta shu tadbirkorlik faoliyatimga to'sin qilmasdan iltimos qildim. Lekin hech qanday bu kishi bularni inobatga olmadi. Undan keyin yuqori turuvchi organ
viloyat o'sha vaqtdagi viloyat hokimi Hikmat Qo'chqorovich Oqbo'tayevga murojaat qildim ariza bilan. U kishidan ham javob oldim. 28 fevral kuni bo'lyapti. U kishi javob yozyapti. Shunga muvofiq tuman hokimi sizning ijaraga olgan joyingizni olib qo'yish haqli emas. Ijara shartnomasi tomonlarining kelishuviga yoxud sud qaroriga muvofiq buziladi degan ijobiy xat olyapman 28 fevral 2017 yilda. Keyin orada Hikmat Qo'chqorovich ishdan bo'shab qoldimi, nimadir bo'ldi. 4 mart kuni 2017 yilda birdan militsiya xodimi va hokimlar keldidagi bu binoni buzishga tushdi. Natijada shu binoni buzib ham tashladi. Men ularga tushuntirmoqchi bo'ldim. Nimaga asosan qilyapsizlar? Bironta bir izoh beringizlar. Bu basseyni shaxsiy mablag'ingizdan qilmaysiz. Shaxsiy mablag'ingizdan qilmaysiz. Bir dastur bo'lishi kerak, bir qaror chiqishi kerak. Shuni ko'rsating. Mana hozir mart 4 mart bo'lyapti. Degan holatda ular menga shuni holat bo'yicha izoh bermadi. 2 mart kuni lekin ularga yozma ravishda ham nimaga asosan mana shu yerda basseyn qurmoqchi bo'layotganingizni, bu Madaniyat vazirligi balansidagizdan, hokimiyat balansidan emas. Bunga sizlar aralashsangiz haqqi yo'q degan ma'noda va kerakli normativ hujjatlarni berish so'rab yozgandim, lekin javob ololmagan edim va ularga mana shu binoning yaroqli xulosasini berdim. Dekabr oyi 2016 yil berilgan 3 dekabrda Kasintashov tomonidan. Ular bunga e'tiborni buzib bo'ldi. Buzgandan keyin men yana yuqori turuvchi tashkilotlar, vazirliklar, general prokurorlarga murojaat qildim bir necha bor. Shu orada Gasin tashkilotiga borishga majbur bo'ldim, chunki injiniering kompaniyasiga borishga murojaat bo'ldim. Majbur bo'ldim. Bu yerga borib, tuman hokimi bermayapti menga hech qanday xatni. Binoni mana buzib, o'sha nimaga so'm berdi? Buni qurilyapti deganda, menga viloyat hokimining qarorini ko'rsatdi. Qarorini ko'rsatsam, qarorini berdi. U qaror meni xatimga asosan muddatini kechiktirib 17 mart kuni 2 mart kuni bergan bo'lsam, kechiktirib beryapti qaror. Mana ikki xil bir xil mazmunda, bir xil sana bilan ikki xil mana bir xil sana, bir xil tartib raqam bilan ikki xil qaror bittasida 2017 yil 31 yanvar deyapti 249 sonli qaror. Qaror deyilyapti. Bittasida vajlari 6 bittasida 8 vaji bor. Shu holatda berdi. Keyin bu ikkalasini solishtirib qaraganimda birinchi menga yozma ravishda bergan oldingi xatida binoni yaroqli xulosasi yo'q. Va buning mazmuniga kelib qaraganda mazkur binoni tuman hokimi o'zining balansiga olganligini yozgan. A bunisida esa o'sha xulosani qo'yibdi, kamchiligi to'g'rilangan va tuman madaniyat balansidagi binoni buzdik deyapti. Ya'ni boshqa o'zgarish mulkdan binoni buzdik deyapti. Mana shu holatlarga asosan men qonuniy tartibda yuqoridagi murojaatlarga majbur bo'lganman, chunki birinchidan fuqaro yoki davlat manfaatiga ziyon yetganda men o'z xalqimni qonuniy tartibda murojaat qilib kurashga haqqim bor. Shunga qaramasdan va men fuqaroga davlat manfaatiga ziyon yetganda bu yo jinoiy ma'muriy ish qo'zg'alish kerak, shuni xohlab men murojaat qilgan edim. Lekin arizalarim ko'p ishtirok tuman prokuraturasiga borgandan keyin javobsiz qolib ketaverdi va natijada bir holatga, bir xunuk holatga duch keldikki, unda 2017 yil shu 23 avgustlarda mana shu davlat mulki talon-toroj bo'layotgan holatini ko'rdim va men fuqarolik burchini bajargan holatda kameram bilan shu yerdagi shu binoni buzayotgan va shu g'ishlarni sotayotgan odamlarni oldiga borib so'radim. Sizlar bir qaysi tashkilotdan nimaga asosan bu yerda buzayapsizlar va qanday bu davlat mulkini sotayapsizlar dedim. Bizlarga hokim shunday ko'rgazma bergan dedi degan gapni aytishdi ular. Va shartnomalaring bormi muhokama etmadim? Yo'q, shartnoma yo'q dedi. Bo'lmasa buzish haqlaring yo'q. Men militsiya chaqiraman degan gapni ularga aytdim. Ular keyin shu orada 23 avgust kuni mana shu bu buzayotgan tashkilot bir mardikorlardan iborat guruhi edi. Hech qanday xavfsizlik qoidalariga himoya qilmay qoldi. Biri ba'zi hodisa tufayli shu yerda yiqilib tan jarohati oldi. Va undan keyin shu kuni suhbat o'qigan edi, to'xtagan edi. و
ve hem tarkalı geldi. İkinci gün 24. Avgust 2013 yılında yine taşkın buzul, şu zeneyi buzul etkilendi ve şu anlamda buzul etkilendi ki buzuluş başlandı. Yine bağırıp, keçe bir hani facia oldu bugün, yine kılayapsa, bu hücretlerin yok, ne mi kılayapsa deken de hazır ilgisi kilerdi dedi. Ve biraz ötüş olarak hangi yemek durduğum vaktimde, avgüde, videoda hem yazıları var, hiç kimde urmaya gelmem, hakaret kılmaya gelmem. Spotla verilme, urmaya hakaret kılmaya geldiğimde, şu cöyge salutup hakim geldi. Hakim bu geldi derken, kimlerinde telefonda gelmişti, uzakta 50 metre masrafada oturdu, telefonda gelmişti derken, kim biz tarafa yürüp geldi, biz tarafa yürüp geldi derken, ben kameramı koştum derken, şimdi bunun için bir iki üç marta tohumlar bulgan, bunu hem üstünden arıza yazgan adamlar var, şu kimlerde de buyruğu gelsin buldu, hıdasına geldiği vasıya, hiç kendi ziyansız çıkanımız bir yerde, aklarını hiç kendi bize kendi bulmayken, şunu yani tohumatik okuması için kameranı koşu alıp, hakim ablan, assalamu aleyküm hakim bu, bunu kayıt başkaları bize yaptı. Bana da hücreti yok iken degenimde bilemem. Yan başka öteye sana yüzüm görü vardı. Hemen tence rahat aldım. Bu böylece kerakli tarifte tırbiye birleşmeye varken ben. Birden ki ekspertize de öteyken ben tence rahata, ilgili tence rahata bakalım. Şu halatlar buldu. Ve uzun da zor ödeydim. Yine de hakim o akilde yüzüm görü vardı. Uzun çekin öylesem. Şu balığın yüzü oru varsa mı, o menge kaytarsa, hükümet vakilege meyni ki karşı çıkı yaptı, siyasetlerine karşı çıkı yaptı, ya ki hakaret kılı yaptı deyip durup, kendidir maddeleri gasılsan, beni cevabgarlık kılışını sezdim derken, birden zor uzun kolga alıp, bu vaziyetten külüp, hüttü bayağı gidi, işinse bulmayken deyip uzunluğu tutup, gelip çıkıp gitmişken mecbur buldum. Ta, milisya ve başkalar beni bu, çöreyle, iç kendi yollarını, provokasyonları cevap vermeye geldiğini kurup, uzları cahılığa çıkıp, hakaratlı namus sözlerdi. Yapırdı bizge, hani videonunları yapar. Misal, cüdem hakaratlı namus sözlerdi. Yapırdı, uğursan, müttemsen, fukara yemezsen, sen kimsen, seni şimdi her türlü yolu bilen yok kılarımız. Şimdi su gün etken yapılar var mı? Videoda devamında kurup etseler gizem buladı. Şu yapılar da yapardı. Ve kamerayı şimdi, sonra apkodik prekaz verdi. Kameramı da apkodik yandı. Hama, haklıken uyandık beni tutmak kısa bulardı. Şunu ben uzun düşünüp ettim derken. Yerden kaçıp kameramda aldım. Başka yerde bu benim mülküm. Bu benim mülküm değil. Tegin meyler. Yani Fatih Parti kameram benim mülkümdü. Bunga tegin meyler. Bunga bir tek tegin de cevaplar olup kalmadı dedim de kameramı kettim. Ondan ki şu yerde bugün fukaralarda tanışları bağırdı mısın? Üstüne halka uzun küçükken. 240 milyon halka şey. Birbirimizi tanıyımız. Telefon sonra ne olduğundan kendi şu yerde okuyam kap gitti. Okuyamda kamera getirdiğinden ki her kıl ağızda alıp bulmaya giden sözler bile hakaret giden. Ben şeyde hakim naçerlik mesela tez bunu tavuk tıkıyla giden bir yürüktü bir giden. Hakim ise hücretlerini tıklayıp koyup bulabilen çatlama atıp deyip şuna gelip de gelip de o insanların bunları sen uz gelip de avuz yazıları tasdıklayan cöyen bu. Hıllas şu halat buldu. Ki benim üstüne arız yazılganlığını işittim. Lekin hiç kim beni çakırmaz başa kımadı. Arız yazılganlığına kim? Bir hafta neki benim hakaret kaldı dedi. Başka bugün kaldı bu içe. Arıza verdim. Onun hiç kendine cevap olmadı. Oradan üç öyle YouTube Yaşlar Telekanalı'na çıktı. WhatsApp dasturuna ve bugün kaldı. Şu kegen güzel uçlar geldi. Başka general prokuratör vakillerinden geldi. Onlar gelmeydi verdim. Ve hocaları kursatı. İlk de kalbaki karar. Bir kıl sene bile çıkken. İlk de bir kıl sene bile çıkken karar. Mütte zeyne bu içe ilk kıl karama karşı biri de yaraklı, biri de yaraksız deyken, hülasa, gazete teşkilatıdan berilgen, mütezzeni bu içe, buraya aralığı bu içe çıkan. Kiyen, vilayet hakimini, tuman hakimi bu yer, cerelenceğiniz alış haklıymaz deyken, hatlarını kursattı. Ve şu hakimdeki hat hareket aslında ben ziyan kurgan ve bunun için çorak sonra kursganım da, hazır dedi de, gen prokuratoruna vakili, Hazret Kulov, deyken bir insana da şu kişi 13 bölüm başlaman dedim, şu kişi bile gömleşkendim. Telefon kılıp derken, menge ekip etti ki, siz uzun cinayetçi ikensiz, siz pabekte ikensiz, yani kaçak da yürüyün ikensiz dedi. Ben o kişiye kısa kılıp, kandı kılıp, kaçak da yürüyün adam, merkezi televizyonda general prokurorluğun kabulü gelirdi. Şu an sen ne yapsın, ne kılıp bana gelip sonra geldi, sen şu bir insanda cagın olup sındırgen ikensin, şu bu içe senin üstüne cinayet kuzgalgen iken, 105. madde asasta degen gelip de etti. Kin benim ayetim mail dedim, ben geldiğim tuhmat kılıyorsa beni bağırmadı, mani kiydi, uçlarım kursattı. Ben bu fukaran kurmaya gelmem, bu kendi yıkılgenliğine, audio videoları ispatı vergenliğine. Uçuşum hayran bu kaldı ve bildi bunu tuhmatlığına.
Xalat üç örgənəmiz deydi ki, ondakin telefonlarım benim cavab verməyə qoydu. Mənə dedim, oradan uca avqust 24-cü xalqımla bilən bu incident bəqən bəsə, mən internetə tərxalıb etkən, yaqında tərxalıb etkən incident. Çıxıb etkən bəsə, 24-cü avqust 17-ci ildə. Şu boyunca bunlar, oradan 8 ay ötü, dekabr, noyabr ayları da 2017-ci ildə. Üstündən cünə şuna, yəni ki, xalqım da ordu, haqqarat qıldı, tuhmat qıldı. Bu boyunca tirgov buldu. Tirgovda videonu kursatdım, olar orman gəlindəyim, haqqarat qıma gəlindəyimdə. Kim xalqım bu oda saval verim, sizdə nə deyib haqqarat qıldım? O kişi etdi ki, sen beni iflas, haramı, multanı degen gəbdi, buna haqqarat qıldın dedi. Xoq, bulmaz şunu yazdım, tergovçu gəyətdim, tergovçu şu 3-4 sözü yazdı. Mənim mengen sifatdan toplanan cünayət işi və sudga borgan işdə bu, onların kurgazmaları bor. Şu 3-4 sözü deyətdin dedi. Onu söyəm, xoq düşündü, para xorsan, deyib, beni haqqarat qıldın dedi, neçki işlər başladı, Şevzat Quziyev. Kim? İkələsi gəyib, bu qarşı etməkən videonu qoyub verdim. Lekin tergov bo'limidan bir haqqoniy obyektiv ko'rib chiqardi deb aslida unday bo'lmadi. Meni ayblar 139-chi, Jinoyat kodeksining 139-chi va 140-chi moddalar bo'yicha, ya'ni haqorat qildi, tuhmat qildi deb turib. Aslida video ko'rmasa biron marta meni so'zimni ular aynan hokim mana shu o'zini arizasi yozgan iflos haromi multani deb yozgan. Anuda gaplar yo'qda yo'q. Bu gap aytilmagan. Keyin Şu halat boyunca beni ayıbladı ve sud 2018 yıl fevral ayıda menge hüküm okudu. Hüküm okudu ayı 4 yaptı ve beni 11'den 6 geçe azaltıdan çekilip verdi. Ben şu müddet 1,5 yıl ütken olsa şu 1,5 yılda içinde 3 Mart'talar ben şu içkişler tamamından menge baş bir şantajlar kılındı. Yani şu 6'dan yer taraf beni çıkarış için kimlerdir telefon kıldırıp bir çıkmasanız bu medyaya gelip bilen beni yok halatları buldu bu niye? Kerek olsa o spotu ve kaç nömerden çıkanla yine ben benim oğlu spotu bir alamam. Hala şu halat bugünden ki ben yana prokuratörüne müracaat kılıyordu. Maşına halatları böyle yaptı bunu anlayınızlar dedi. Benim halatlarım ürgendi daha gün. Sud'a müracaat kıldık. Sud benim hani ki etkimin 19-ci 4-ci noyabr günü mən şu azad çəkiləyəm deyəm, cazada müddətən aldım, azad qıldım. Mənə ki, mən azad mən dedim, mən şu qılməgən işim üçün cavabqar bulub və azad xəm buldum mənə ki. Bu video küblə dəvlət təşkilatları, Milli Xəfsizlik, Prokuratura, Ali Sud, ki, bu boyunca künüz muhburlar gəmə rəşət qəndə bu videolarda uşaq vaxtlar deyəm, bir gəmə. Ləkin, çıxarış toxlanmadım, yək arada qanaqadır, Başqa gəblər buldumu, başqa gəblər buldumu, bu video çıxmadı, mən həməsini xudaq olsa, mənə öz əbzər ailə və tədərqarlıqlarımız da qoqalar, şəhə tırışlarımız qoyurub, nəmə yaşayasın, mənə ki, 2019-20-ci il ucu yanvar ayını mənə başlarıdır, bu video çıxıb etkən, yəni bloggerlər gəyən birləgəndə bu çıxıb etkən, mən şu boyu üçün, 2 gün aldım bildim, Tuman hakimini, anısı, Tuman hakimiyyatının, Üçtan Tuman hakimiyyatının bu boyunca bayanatı çıxdı. Şunu okup, menkin məcbur buldum, mən şu video yazıldı, yazışı onda bütün dini bir gəzək xana açmaq için, bu mülk 70-ci illərdə bina yaraqsız idi, digən xalatlarda bir yalan malatı yazıbdı və yakibi, davlat mülkini bunyod hokimni qo'rqitib egallab olmoqchi debdi. Odamlar o'zini nomidan mulklarni misol buzilib ketyapti bir qonuniy tadbirga ko'ra. Men qanday meni nomida bo'lmagan mulkni men egallab ola olaman. Shunaqangi bir hech haqiqatga to'g'ri kelmaydigan izohlar berib yozib chiqibdi va oxirida yana nima deganimiz buni ham yoritishga u kishini tuman hokimiyatini bunga izohini ham internetga olib qo'yamiz hujjatlar bilan. Onda aytayapti ki, bu mening odamlarni chalqitishga boya, bu mening mulkim, bittagin teginib ketib qolma degan gapni haqiqatdan gapimdi. Bunaga nisbatan qaratib aytibdi. Aslida kameraga olyapman, ichki ishlar xodimi kamerani olib qo'y deganda, men shu kamerani olmoqchi, bu mening mulkim, hech haqqim yo'q deb, shuni nazoratib aytgan joyimda ham joy o'xshatib, to'g'matqa mashaqangi yolg'on ma'lumot chiqaribdi ekan. Endi buni bu holatni shoshmasdan ham zud boyagi bemalol tayyorlab, har bittasi uzoq
qayerda urdi, qanday holat bo'ldi, qayerda yaroqli, yaroqsiz qarorlarni, sanalarni ko'rsatishdi, rejalashtirgandi, lekin vaqtni kamligini inobatga oldikdan keyin bir sabab kuchli bir xabar keldi. Mana bugunga bitta xabar kelyapti o'zi. Bugunga bitta xabar kelyapti. Ichki ishlarda ishlaydigan Ishton tuman uchastka nazir Vahob degan ismli bola o'zaro Ishton fuqarolari bilan gaplashgan holatda gaplashgan holda bir Sashka degan bolaga aytibdiki, bo'ldi, bu bolani kunlari bitdi. Amon bilan mana ichki ishlar bu Ishton tuman ichki ishlar boshlig'i Suroj degan inson buyruq berib Amon bilan gaplashib, bu bolani o'zi tiqadi, uylarini uylarni tintuv qiladi degan gap chiqdi. Va men har qanday yo'l bilan qamashdi, rejalashtirgan haqida gap yetib keldi oilamizga. Shuning uchun buni holatni men bugungi kunda xuddi bo'lishi yoki bo'lmasligini bilmayman, lekin mana shu oldim olib qo'yib aytayapman. Mana shu sabab bu videoni qilib bo'lmasa, kim haq, kim nohaqligini bemalol shoshmay, asosda mana shu jurnalistlarni kelib press konferensiya qilib turib, kelib shu hokimiyatga borib yig'ishtirib, savol javob qildik. Mana bu tartib huquq faollarini chaqirib qilish niyatimiz bor edi. Kim haq, kim nohaq? Bu hamma o'zini haq deydi, lekin men o'zim haq demoqchi emasman. Men bu yerda oilamni, mana shu davlatga oilalari 5 nafar farzandim bor. Xotinim o'zim 7 kishi emas misol. Shuni davlatga boqimanda qilmasdan tarif faoliyatini yuritib, bitta ikkita oilani yana ro'zg'orini tebrash ishga olib, foyda maqsadida shu tadbirkorlik qilmoqchi edim. Bu yerda bo'lgan holat shu narsani qilmoqchi edim, bilmadim. Hokim bobomizni bu zalab uchun o'zini anusi bo'lganmi? Shuncha yordam qilishimizga qaramay, mana shu holatlargacha yetib keldik. Mana endi bugungi kunda yana o'ta xuni ko'p kuzatiladigan holatlardan birini avj olish payida turibdi. Shuning uchun bu holat chiqishga shu vaziyat bo'lishdan oldin mana shu intervyu berishga majbur bo'ldim. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyev sizdan iltimos qilaman. Mana shu jurnalistlarni qo'llab-quvvatlaydigan mana shu Kamol Alamjonov, Saida Mirziyoyeva shu kishilardan ham iltimos qilamanki, mana shu agar holatni yoritishda hech qanday jurnalistga yoki blogerlarga ta'zir bo'lmasdan mana shuni himoyasini olib turib, agar bunda haqiqat izlanadigan bo'lsa, shuni yoritishda amaliy yordam berishlaringizni, qolaversa generalni prokuror Nematullo Yo'ldoshevga, Milliy xavfsizlik raisiga, Oliy sud raisiga va tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'iga, keyin davlat raqobat qo'mitasi boshqarmasidan yana iltimos qilaman. Mana shu holatda agar qandaydir press-konferensiya va boshqa bo'lganda obyektivni o'zini ishonchli vakillarni jo'natib, yoritib, haqiqatni yuzaga chiqarsa va meni oilamni mana shu har xil bo'xton tuhmatlardan maniki o'sha buni yashirmaysan bo'lar 10 yildan beri mana shu hokimimiz 10 yildan beri hokimliklar shunaqa tuhmatlarga duch kelmaslik uchun oldini olish uchun yordam berishini so'rab qolaman. Mana shuning uchun bu intervyuni qildim. Batafsil hujjatlarni mana shu qo'yib ko'rsatib beramiz mana shu intervyu davomida. Hammalaringizga oldindan rahmat aytib qolaman.